Ne işin var lan burada? Dün gece için kusura bakma. Biraz konuşmaya geldim. Mesele ne? İpek. Doğuştan mı böylesin? Yok, bir kaza oldu. Nasıl bir kaza? Herifin biri İpek'e fena kafayı takmıştı. Yani laftan sözden anlamıyordu. Hali vakti yerinde bir adamdı. Neyse. Bir gün iş yerine gittim. Koydum postumu. Tabii zengin ve varlıklı bir adam ya. 4-5 kişi bana saldırdılar. Adamları varmış. Merdivenlerden düştüm. Belim kırıldı. İşte geldiğim en son nokta bu. Bunun bir ameliyatı falan yok mu ya? Var. Hatta ameliyatlık bile bir durum yok. Bir zımmırtı enjekte ediyorlarmış. Hücremine. 4-5 aya kalkıyormuşsun ha. E niye yaptırmıyorsun? Yahu dünya para. Para bizde ne gezer ya? Sigortam bile yok. Neyse bırakalım şimdi bunları. Anlat bakayım İpek'te ne iş? Yani şimdi nasıl desem ki? Bahsetti bana. Söyleyememiş sana. Evet. Bak. Kızcağız söyleyememiş burada yaşadığımızı. Sevmiş seni. Anlattı bana. Ben de kızdım ona. Dedim seviyorsan çık karşısına adam gibi söyle. Neymiş? Çok utanmış. Bak birader. Seviyorsan, İpek'e sahip çıkacaksan eyvallah. Ama yok. Öyle gönül eğlendireyim falan filan yemez. Evli falan değilsin değil mi? Ayrıyız. Boşanacağız yakında. Bak bu işler bize ters. Ayrıyız diyorum ya. Biz sadece işi resmiyete dökmedik. O. Bak. İpek'i üzersen iki elim yakanda olur. Yok ben İpek'i asla üzmem. Sen merak etme. Ben bir kalkayım artık. Eyvallah. Eyvallah. Ne oldu o mesele? İpek mi? Hı. Ha Sema. İpek aslında yoksul bir kızcağızmış. Ya. Sana yalan mı söylemiş? Yok öyle bir şey değil de utanmış, mecbur kalmış. Ya kızın hasta bir abisi var. Tedavi olması lazım. Sigortası migortası da yok. Belki sen yardımcı olabilirsin. Sadrettin. Bu durum benim pek hoşuma gitmiyor. Yok ya öyle bir şey değil. Kız çok iyi bir kız inan bana. Sadece yani diyorum öğrenelim bir bu tedavi masrafları ne kadarmış. Ne oluyor nasıl oluyor en iyi doktor kim? Hı? Tamam. Ben ilgilenirim. Tamam. Çok sağ ol. Bugün seninki buradaydı. Ne? Lafladık biraz. Benim hastalığımı merak etmiş. Ya deli meli dedin ama adam bayağı iyiymiş. Hem bana da bayağı üzüldü. Efendim Sadrettin. Ne yapıyorsun? Abimle Ezel evde oturuyoruz. Özledim seni. Bana kızgınsın sanıyordum. Ya yok ben seni anlıyorum aslında. Anladım yani. Haklısın sen de.
Ya ben sana bir şey soracağım. Sen ciddi miydin? Hangi konuda? İşte sana aşığım dedin ya. Saadet'im, bu konuyu daha sonra konuşalım mı? Cevap ver. Evet, çok ciddiydim. Ama şimdi kapatmam gerekiyor telefonu. İyi geceler. Kimle konuşuyordun öyle? Pek de mutlu görünüyorsun. Ya arkadaş da. Ne oldu, sen işi gücü bıraktın, beni mi dinlemeye başladın? Yok. Kulak misafiri oldum. Olma. İyi günler de kullanın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Pardon, ben bir gömlek bakmıştım ama. Tabii. Nasıl istersiniz? Vallahi siz nasıl beğenirseniz öyle isteriz. Saadettin, senin burada ne işin var? Doktor ayarladım abin için. Türkiye'nin en iyisi. Kırmayacak bizi. Ne diyorsun? İyileşecek abi, tedavi olacak. Dur, görünüm uzak yapma. Saadettin dur. Ama atarlar beni. Atsınlar. Ben sonsuza kadar bakarım sana. Gerçekten iyileşecek mi abim? Evet. Şşş. Tamam, ağlama. Halledeceğiz, hepsini halledeceğiz. Ben senin için her şeyi yapmaya hazırım İpek. Ben sayende insan olduğumu hatırladım. Baba, sen bizden bir şey saklamıyorsun değil mi? Hangi konuda kızım? Adil Topal konusunda. Nereden çıktı bu? Öyle pek bir durgun, sakinsin de. Adam da ortalarda yok. Sırra kadem basmış. Birkaç kişiyi aradım, sordum, kimse bir şey bilmiyor. Bir haber bekliyorum. O gelsin, sonrasına bakarız. Hadi size iyi geceler. Benim az işim var. İyi geceler. Ne haber abi? Babam bugün televizyona çıkıyormuş. Ne diyorsun sen be? Bomba haberler diyorlar. Buldun mu yerini? Yok. Eşek gibi saklıyorlar. Haber geldi. İnanamayacaksınız. Nasıl yani ya? Emin misin dedim. Kaç kere sordum, eminler. Nasıl olur böyle bir şey ya? Olamaz ki bu. Ne o ya? Ver bakayım. Sen mi yaptın bunu? Niye benim haberim yok ya? Nasıl oluyor bu? Bilmiyorum ki Meltem, bilmiyorum. Siz bir şey bilmiyorsunuz, tamam mı? Görmediniz, duymadınız, tamam mı? Tamamdır abi, merak etme. Abi ne yapacağız şimdi? Babamı bulmamız lazım. Her şey çok saçma şu an. Yemin ediyorum her şey çok saçma. Behçet Dağlıcan'ın ölümünden Bahri Umman'ın sorumlu olduğunu
en kısa zamanda açıklayacağız. Bütün hazırlıkları yapın. Adamın bir sürü silahlı koruması var. Kalabalık olalım. Adamın kalesine gireceğiz. Kaç kişi olalım? En az 10 kişi. Ama en sağlamından olsun. Evin bir tek girişi var. Çok sıkı korunuyor. Biz buradan bahçe tarafından gireceğiz. Gece yarısı karanlıkta. Hiçbir şey anlamayacaklar. Tamamdır abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.